Selam arkadaşlar. Soğuk ve gri bir Almanya'dan merhaba. Bu videomda size Almanya'da hayat nasıl? Bundan bahsedeceğim. Aslında bu Almanya'dan ne beklediğinizle de alakalı diyebilirim. Sonuç olarak olumlu tarafları da var Almanya'ya göç etmenin. Olumsuz tarafları da var. Daha sakin bir yaşam. Yani daha sakinsiniz. O karmaşadan uzaksınız. İnsanların size güvendiğini, devletin size güvendiğini, yani devletin size güvendiğini derken ne mesela? Örnek veriyorum, toplu taşıma araçlarında burada turnikeler yok. Yani binde bir kontrol etmek için görevliler gelip kontrol ediyorlar. Turnikesiz geçişler, yani biletlerinizi alıyorsunuz tabii ki. Ama geçişler turnikesiz. Yani direkt geçiyor, evinize girer gibi giriyorsunuz yani bir tramvaya, bir metroya. Bu size güvenildiği hissi veriyor ve daha kendinizi özgür ve daha güvenli bir ortamda yaşadığınızı hissettiriyor bence. Onun dışında insanları için çok soğuk diyorlar ama aslında bence değil. Yani bizim Alman komşularımız var. Ev sahibimiz zaten Alman. Çok cana yakınlar, çok anlayışlılar. Hele komşumuz böyle beni gördüğünde falan böyle bağırma basıyor. Merhaba Ayşegül falan diye. Yani tabii ki yani soğuğu da vardır, kötüsü de vardır. Yani insan her yerde sonuç olarak insan, Alman da bir insan, Türk de bir insan. Yani önemli olan gerçekten iyi insanlarla karşılaşıyor biliyor olmanız. Almanya'ya geldiğinizde örnek veriyorum, işte ben çalışmayayım, daha az çalışayım, daha fazla kazanayım, gider gitmez bir araba alayım, gider gitmez bir ev alayım düşüncesindeyseniz eğer, Almanya'ya gelmek sizi çok da memnun etmeyecektir bence. Çünkü yani gelir gelmez son model bir araba alabileceğinizi sanmıyorum. Sonuçta yani aldığınız maaş 3000 euro, 4000 euro olsun. Ama arabalar zaten 20.000 euro. Siz burada geçiniyorsunuz, siz burada eve kira veriyorsunuz, market alışverişi yapıyorsunuz. Farklı şehirlere gidiyorsunuz, geziyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz kendinize. O yüzden hani bu, ya ben gideyim 2 ay sonra da çok güzel bir araba alayım altına falan gibi düşünceyle gelecekseniz bu sizi yıkar açıkçası veya çok güzel bir evde oturayım. Evet, çok güzel evler var doğru. Ama örnek veriyorum, ben merkezde yaşarım diyorsanız ama merkezde evde yaşarım diyorsanız bu çok zor mesela. Yani merkezde apartmanlarda oturabilirsiniz. Ha, merkezde evler var mı? Var. Ama inanılmaz pahalı. Kira olarak da pahalı, alım olarak da pahalı. O güzel evlerde oturacaksanız eğer merkezden uzağa gideceksiniz. Yani o istediğinizde o merkeze gidip istediğiniz yerde gezemeyeceksiniz. Örnek veriyorum. Yani hani böyle uzaktan her şey evet çok güzel gözüküyor. Ha, güzel de zaten ama her şey bir zor. Ya hiçbir zaman bu hayatta hiçbir şey kolay değil. Ya bunu düşünerek gelin. Gerek aile birleşimi olsun, gerek blue card olsun, gerek farklı çalışma tipleri olsun. Sonuç olarak yani geldiğinizde burada çalışacaksınız. Sonuç olarak geldiğinizde burada uymanız gereken kurallar olacak. Hani Türkiye gibi değil. Bir de şöyle bir şey var. Göç etmek evet güzel bir şey. Yani düzenini değiştiriyorsun, hayal ettiğin farklı bir hayata doğru ilerliyorsun. Daha düzgün, daha sabit, daha güvenilir bir yerde yaşamak istiyorsun. Evet, çok doğal bunlar. Her insanın hakkı zaten bu. Yani istemesi normal demiyorum. Her insanın hakkı zaten böyle bir yaşam. Şimdi göç etmekte şöyle bir durum var. Hani geldik, göç ettik. Aa, her şey çok güzel. Ama ilk birkaç ay gerçekten o kadar zordu ki. Çünkü hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Tanımadığınız için dışarı farklı insanlarla çıkamıyorsunuz. Hani yani İstanbul'dan, Ankara'da, yani Türkiye'den nereden geliyorsanız. Hani arayıp bir arkadaşınıza gel şurada buluşalım, şurada bir kahve içelim ya da şurada indirim varmış, gel şuraya gidelim. Veya bu hafta sonu pikniğe gidelim mi? Veya işte çay demledim, hadi kalk bize geller falan. Mesela var, biz misafirperver insanlarız, böyle sürekli böyle buluşmayı seven insanlarız. Ama buraya geldiğinizde hiçbir arkadaşınız olmadığı için ilk bu boşluğa gerçekten bir düşüyor olacaksınız. Hani
kalacaksınız ya böyle, yalnız hissedeceksiniz kendinizi. Belki de işinizden istifa edeceksiniz, geldiğinizde işiniz olmayacak. Hani benim gibi mesela, ben Mustafa'dan dolayı geldim buraya. İstanbul'daki işimden istifa ettim, geldim, burada işsizlik. Tamam, Jerfi var, Jerfi beni gerçekten, hani Jerfi çok oyalandı. Ama Jerfi olmasaydı ben kendimi her anlamda yetersiz hissedecektim. Almanca bilmiyorum, arkadaşım yok. Almanca bilmediğim için çalışamıyorum. Çevreyi bilmiyorum. İnsanların hangi davranışıma nasıl tepki vereceklerini bilmiyorum. Bayağı böyle hani düşük bir modda olabilirsiniz. Gelirken bunlara da hazırlıklı olmanız lazım. Şu da var, ya yani geldiğinizde Almanca bilmiyor oluyorsunuz haliyle. Ya da biliyorsanız bile A1 biliyor oluyorsunuz. Bu sefer kurumlara falan gittiğinizde İngilizce biliyor olsa bile çalışanlar sizinle konuşmak istemeyebiliyorlar. Yani hani benim memleketime gelmiş ama benim dilimi konuşmuyor modunda olan insanlar da var. Yani şöyle hak vermek lazım. Biz de Türkiye'ye gelen işte Afganlar, Suriyeliler için aynı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi onlarla biz bir miyiz diyeceksiniz. Evet, değiliz. Yani onların da tabii ki nitelikli insanları vardır. Bizim de var. Ama Almanya'da çok geçmiş yıllardaki göç edenlerden dolayı bakış açısı biraz farklı. Gerçi son zamanlardaki nitelikli göçten dolayı biraz daha insanlar göçmenlere daha sıcak bakmaya başladı. Hani insanların daha onların kurallarına uyduğunu fark etmeye başladı. Ve insanların gerçekten bilgi dolu olduğunu öğrenmeye başladı. O yüzden aslında insanları tanıdıkça daha da esnek olabiliyorlar. Bir de şu var, çok kuralcı Almanya'daki bütün insanlar. Ya özellikle zamanla ilgili inanılmaz kuralları var. Ben geçen yaşadım, mesela geç gittim, bulamadım yani adresi. Bir randevuma geç gittim, alınmadım. Sağlık sistemi Türkiye'ye göre bana sorarsanız çok kötü. Kötü çünkü ya bir doktor için randevu alacaksınız. Mesela Türkiye'de ben Jerfi için bir doktora randevu alacağım zaman bir gün önceden, en fazla iki gün önceden hani alıp kontrolüne götürebiliyorum. Veya benim bir şey oldu, herhangi bir hastanede randevumu alıp evet gidebiliyorum. Burada yani bugün bir randevu alayım, yarın doktora gideyim çok zor. Yani dizimde problem oldu veya atıyorum Jerfi'nin aylık ya da işte yaş kontrolleri, aşıları olduğunda yani 20 gün önce falan randevu alman gerekiyor, öyle söyleyeyim size. Yani sağlık sistemiyle ilgili gerçekten büyük problemleri var. Yani çok kontrol, çok yok gibi. Ya da şöyle, bizim alıştığımız sağlık sistemi çok farklı. Burası çok farklı. O yüzden çok yadırgıyor olabilirim ama. Yani 20 gün önceden randevu alıyor olmak kendi çocuk doktoruna biraz sorunlu. Ya da bir MR için randevu alacağım, 25 gün sonrası için MR randevusu alabiliyorum. Yani es kaza benim gibi ona da zaten hani birkaç dakika erkenden gidiyorsanız, hani 15 dakika erken gitmiyorsanız zaten randevuya alınmıyor. O yüzden sağlık olarak burada çok duydum. Tanıdığım çok insan var. Yani Türkiye'ye gidip hastalık problemi, Türkiye'de çocuk buraya tekrar gelen insanları gördüm. Hatta YouTube'da biri öyle bir yorum yapmıştı. Hani ben burada bu kadar şeyle uğraşana kadar ben gider özelde onun parasını veririm. Yani bildiğim şekilde muayenemi olurum. Ve gelirim, en azından içim rahat eder gibi bir şey yazmıştı. Evet, çok haklı. Ama bir yerden de şunu düşünüyorsun. Yani sürekli Türkiye'ye gebe kaldığında buraya nasıl entegre olacaksın? Buranın o sistemine nasıl alışacaksın? Yani nasıl normal gelecek artık sana bu garip gelen şeyler? Biraz da aslında böyle zorunlu olarak burada kalıyor olmak da, hani her işini burada çözmeye alışmak da aslında güzel bir şey. Çünkü alışamayacaksın diğer türlerine. Her başımız sıkıştığında Türkiye'ye gideceğiz. Her başımız sıkıştığında Türkiye'ye gideceğiz. Ama buradaki insanlar öyle bir şey yapmıyorlar. Almanlar burada sistemleri neyse ona uyuyorlar. Hani bizim de tam olarak aslında buna alışmamız için hani o Türkiye'yi aslında kaldırmak mı lazım? Bilmiyorum aslında. Hani bu da bir fikir. Yani hani kimseyi eleştirdiğim için değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir seçenek de var, böyle bir seçenek de var ama hangisini yaparsak ne olurları ben hani kafamda böyle oturtmaya çalışıyorum. Hani bunları size söyleyerek. Mesela bunu herkes biliyor zaten.
Almanya'da ev kiralamak çok zor. Veya Almanya'da ev almak istiyorsanız eğer kalıcı ve uzun bir oturumunuz yoksa kredi alamazsınız. Gerçi bu Türkiye'de de herhalde öyledir diye düşünüyorum. İnsanlar çok 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 saygılılar. Yani kimse senin ne giydiğini, nasıl giydiğini, ne yediğine takılmıyor. Mesela burada insanlar hep ellerinde, evlerinden işte bir saklama kaplarının içinde salataları veya atıyorum makarnaları veya başka bir yemekleri, bunları sokak kenarında oturup yiyorlar. Yani Türkiye'de bunu biz hiç yapmadık mesela. Ne var hiç yapmadık çünkü işte nasıl düşünülür? Ay dışarıdan yemek varken, dışarıda şık bir restorana gitmek varken. Yani bu lüks algısı Türkiye'de çok fazla var. Burada yok ve burada olmadığı için de insan yapacağı her hareketi derinlemesine düşünmeden, yani giyeceği her kıyafeti derinlemesine düşünmeden veya yemekle ilgili bir stres yaşamadan, yemeğe dünya para vermeden dışarıda evden bir sandviç yapıp dışarıda yiyebiliyorsun. Ya bu rahatlıklar çok fazla. Onun dışında çocuklar, çocuklara çok böyle hani biz Türkiye'de şeyiz. Aman çocuğum yapma düşersin, aman evladım etme şöyle, aman öyle, aman böyle. Burada öyle şey yok. Ben ilk geldiğimde burada, Zerfi 2-2,5 yaşındaydı. Kaydırak'taki merdivenlere çıkamıyordu. Daha 1 yaşında olmayan bir çocuk şıkır şıkır merdiven çıkıp kayıyordu. Ya ben bir de Zerfi'de bir problem var herhalde diye düşünmeye başladım. Çünkü o kadar aktifler ki, çocuklarına o kadar rahat yetiştiriyorlar ki. Yani çocuğa hiçbir zaman sen yapamazsın demiyorlar. Veya çocuk bir şeyini paylaşmak istemiyorsa, tamam normal paylaşmak istemeyebilirsin. Ama biz öyle değiliz. Yani biz insanlara iyi davranmak için kendimizi o kadar zorlamışız ki artık ya kişiliğimize yansımış. Çocuk bir şey paylaşmak istemiyorsa, aa olmaz o senin arkadaşın vermen lazım falan. Ya öyle bir şey yok, arkadaş olabilir ama o çocuk onu paylaşmak istemiyor. İstemiyor yani. Veya çocukların kıyafetleri falan böyle şey, pis. Böyle ağızları yüzleri pis. Ondan sonra böyle sümükleri akıyor falan böyle. Yani onları çocukların yapmalarını istiyorlar. Ben ilk Şerfi Yetimler Gardı'na götürdüğümde hiçbir şeyini yapamıyordu. Ne ayakkabısını giyebiliyordu, ne montunu çıkarabiliyordu. İşte tuvalete giderken pantolonunu indiremiyordu. Çünkü hepsini ben yaptığım için. Yani çünkü o kültürle yetiştim, o kültürle yetiştiriyorum. Birkaç ay sonra bir baktım Şerfi işte tuvalete gittiğinde kendi pantolonunu kendisi indiriyor. Ayakkabımı ben giyeceğim diye yerlere yatıp ağlıyor falan böyle. Yani aslında çocuğun çok doğru yapmasını beklemeden yapmasını sağlamak amaç. Hani eğer bunu yapmasını sağlarsanız zaten bir şekilde yavaş yavaş bir şeyleri yapmayı öğreniyor. Bence Almanya'daki çocuklara göre Zerfi bütün bunları çok çok geç öğrendi. İnsanlar, yani demek istediğim şu, insanlar gerçekten rahatlar. Hiçbir şey için kasmıyorlar. Hiçbir şey için ay şu ne der, ay ben çocuğu işte şu şöyle giydirdim ama bir şey mi der falan. Böyle bir şey yok. O yüzden yani siz de mükemmel anne olma modundan çıkıyorsunuz. Ve bu moddan çıktığınız için çok daha rahat ve özgür bir çocuk yetiştirebiliyorsunuz. Ya her şeyin başı gerçekten yaşadığınız yerdeki sakinlik, huzur, insanların size bakışı, sizin o insanlara baktığınızda ne hissettiğiniz veya o insanların size ne hissettirdiği. Dediğim gibi tamamen Almanya'daki beklentinize bağlı. Gelip burada kuralları takmayıp ha bana ne diyecekseniz veya hakkınız olmayan parayı almaya çalışacaksanız ya da ne alabilirim, ne koparabilirim düşüncesiyle böyle hoş olmayan kurallara aykırı şeyler yapmayı planlıyorsanız yaşarsınız evet ama ne kadar memnun yaşarsınız? Yani siz aykırı olduğunuz için otomatik olarak Almanya'da size aykırı olacak ve bu otomatik olarak yine sizi memnun etmeyecek. Ama eğer geldiğiniz ülkenin kurallarına uyarsanız, olması gerektiği gibi olursanız, iş yerinizdeki kurallar her neyse onlara uyarsanız, örnek veriyorum, insanları rahatsız edecek derecede sağda solda haykırmazsanız, İnsanları mutsuz etmezseniz siz de mutsuz olmazsınız. Veya gelip euro kazanıyorum ben deyip çok zengin olacağınızı hayal ediyorsanız öyle bir şey yok. Ha bir de şu aklıma geldi bu arada. Evler, mesela biz Türkiye'de çok büyük evlerde yaşamaya alışığız.
böyle çok odalı evlerde yaşamaya alışıyoruz. Mesela biz geldik, 2 senedir oturuyoruz. Evimiz 53 metrekare veya 57 metrekare, her neyse. 1 artı 1 küçücük bir ev. Burada insanlar o kadar minimal yaşıyorlar ki buna da alışmanız lazım. Ben ilk geldiğimde mutfağı gördüm. Çekim bu mutfakta iş yapılmaz, mümkün değil yani. Ben nerede nasıl yemek pişireceğim, bu bulaşıklar ne olacak, neye nereye sıkıştıracağım, neye nereye koyacağım. Ama inanın o kadar alışıyorsunuz ki ve o küçüklük sizi o kadar iyi hissettiriyor ki. Yani şöyle de bir şey oluyor. Hayır, bu Almanya ile bağımsız bir şey. Küçük bir yerde yaşadığınızda aslında daha az tüketiyorsunuz. Çünkü evde zaten bir alan olmadığı için gereksiz hiçbir şey almıyorsunuz. Bu da aslında güzel bir şey. Yani biz o büyük evlere, yok misafir odalarına, misafir oturma odalarına falan o kadar alışmışız ki. Hani bunlar da çok anlamsız. Burada insanlar sadece evleri kendileri için, bir misafir için değil, birini ağırlamak veya birine benim de şu yumarı göstermek için değil. Kendileri nasıl mutlu oluyorlarsa ve kendileri nasıl rahat ediyorlarsa o şekilde yaşıyorlar, o şekilde kuruyorlar evlerini. Ama dediğim gibi evler daha küçük. Hani o küçük ev düşüncesine de alışarak gelin lütfen. Anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Yani şimdi bunlar geldi aklıma diyeyim. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.